Aslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi Sorumluluk sınırdaki Mehmetçik'te mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse, hedefimiz orası dedi. Akar, sınırlar hakkında şöyle konuştu. 85 milyon vatandaşımızın rahat huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için birilerinin hudutları beklemesi, nöbet tutması, mücadele etmesi lazım. Silahlı kuvvetlerimiz personeliyle bu mücadeleyi vermezse bize yaşam hakkı vermezler. Etrafımızda ülkemize, milletimize karşı düşmanca hesapları olan birçok tehdit var. Bunlara karşı biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içerisinde mücadelemizi sürdürdük sürdürmeye devam edeceğiz. Hür, bağımsız, başımız dik yaşayabilmemiz için bu mücadeleyi vermemiz şart. Yalnız son günlerde İran sınırından Afganların Türkiye'ye kaçak yollardan geçtiklerini gösteren videolar sosyal medyada gündem oluyor. Kalabalık Afgan grupların gösterildiği videolar var. Yine Irak ve Suriye'den geçişlerle ilgili videolar da yayınlanıyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili mesajında Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudutta hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin dedi. Hani bir soru vardır. Bu nasıl olacak? orduda emir komuta zinciri esastır. Ayrıca Milli Savunma Bakanı bir taraftan hudutları kim bekleyecek veya birilerinin hudutları beklemesi lazım diyor ama insanlar kafileler halinde hala geliyorsa bu işte bir yanlışlık var demektir. Ya videolar uydurma ya da akar gerçeği söylemiyor. Bunun dışında geriye bir ihtimal kalıyor. Milli Savunma Bakanı terörist neredeyse hedefimiz orası dediğine ve yurt dışında teröristleri takip etmek pek mümkün olmadığına göre teröristlerin içeri girmesi bekleniyor olsa gerek. Fakat nedense terörden dolayı yakalanan kaçak da yok. O halde sınırlardan geçenler kim? Yeni seçmen kitleleri olmasın. Gazeteci Timur Soykan Ataköy'de bir seçmen listesi yayınladı. Altına da listede doğuştan Türk vatandaşı yok. Soyadının ilk harfine göre sıralanan listelerin tamamı Türk vatandaşlığı alan Suriyeliler. Bir de Iraklı var. Hepsinin adresi aynı caddede. Çünkü daire alan vatandaş oluyor. Bu kişiler İstanbul Ataköy'de sahile bir duvar gibi dikilen Sea Pearl Residence'dan 250 bin liraya ya da 400 bin liraya daire alarak vatandaş olmuş seçmen adresleri burası. Burayı inşa edense Sedat Peker'in mesajlarıyla gündeme gelen AKP'ye yakın kuzu grup diye yazdım. Yalnız Suriyeliler vatandaşlığı bedava alıyor. Neden 250 ya da 400 bin dolar vermiş olsunlar? Bir de bu sadece bir seçmen listesi. Seçmenlerin ikametgah olarak gösterilen yerde oturup oturmadığını bilmiyoruz. Bunu öğrenmek için ne yapmak lazım? Sleeper Residence denilen yeri takip etmek lazım değil mi? Peki bunu kim yapacak? Gazeteciler yapabilir ama oralarda da emir komuta zinciri işliyor. Şef izin verirse haber takibi yapabiliyorsun. İktidar yandaşı medya kuruluşları Suriyelileri takip ettirmez. Muhalif medyaya da konunun üzerinde durmuyor. Başka kim araştırabilir? Tabii devlet kurumları birbirini araştıracak değil. Yalnız siyasi partileri sınırlayan bir yasa yok. Hatta seçmen listelerini araştırmak ve yanlışlık varsa itiraz etmek öncelikle partilerin görevi. O halde kafileler halinde gelenlerin sorumluluğunu sınırdaki Mehmetçi'ye bırakmak ne derece doğru? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.